Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün matkap ucunun nasıl takılacağı ile ilgili bilgi vereceğim. Daha önce tanıtmış olduğumuz bir Stanley marka şarjlı matkabımız var. Bunun üstünde göstereceğim. Arkadaşlar, mandrenin çalışma prensibi 3 tane bacağın sıkıştırmasıyla, bit ucunun ya da herhangi bir ucun sıkıştırmasıyla oluşmaktadır. Şöyle göstereyim. Saat yönünü tersine çevirerekten şurada bit ucunu alıyoruz. Sonra saat yönüne göre çevirerekten sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere takıldı. Arkadaşlar, size daha bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu nasıl darbeli almak gibisinden. Arkadaşlar, şurayı çeviriyoruz. Görüyorsunuz yazıyı. Şöyle çevireyim. Böyle çevirerekten arkadaşlar kademeye yükseltiyoruz tork seviyesini. Sonra şuraya geldikten sonra bir tık burada zorlanabilir. Bir tık daha çevirdikten sonra darbeliye alıyoruz. Gördüğünüz üzere şu an darbelide matkabımız. Darbeliye geçti. İsterseniz arkadaşlar eliniz alıştıktan sonra sağa sola çevirerekten de bunu gevşetip sıkabilirsiniz burayı tutukla. Şu anda ben size gösteremiyorum. Elimde telefon tuttuğum için. Geri buraya gevşetiyoruz. Saat yönünün tersine doğru gevşetiyoruz arkadaşlar. Şunu takalım isterseniz. Gördüğünüz üzere sıkıştı. İyice sıkıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle bir şey daha aldım. Bunun küçük versiyonunu kullanıyordum aslında ben. Tel fırça. Fırçalama konusunda çok güzel, idealler. Eğer matkabınız da güçlüyse, kaldırabilirse çok güzel. Zımpara yapmada, parlatmada, kaynak sonrası parlatmada çok güzel idealler. Ben genelde şey için kullanıyorum. Boya sıyırmada, küfleri çıkarmada. Bunun deviri yükseltiriz. İkinci tezi aldığımızda görüyorsunuz. Arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.